1987 senesinde offset tekniğiyle Antalya'da çıkarılan günlük offset gazete hiç yoktu. İşte girişimciliğe daha o yaşta, yani 23'lü yaşlarda başlamıştım. Ve Antalya'nın ilk offset yerel gazetesini, günlük yerel gazetesini çıkartmak gibi bir cesareti ortaya koymuştuk. Bizim bugün, o gün açtığımız bu kapıdan Antalya'da bugün yayınlanan 23 tane günlük yerel offset gazeteye ulaşılmış. Bugün önemli Startup Genom raporunun ortaya koymuş olduğu bazı çarpıcı değerler var, paylaşmak istedim. Dünyadaki girişimcilikle yaratılan değerin %78'i 7 ülkede bulunan 11 şehirde bulunuyor. Yani bakın, bu bence çarpıcı bir örnek. Bu bakımdan biraz daha hem Antalya olarak hem İstanbul olarak veya Ankara olarak, yani önemli şehirlerimizin bu işe daha fazla intibak etmesi gerekir. Yani çünkü dünyadaki bu girişimcilik ekosisteminin %78'i 7 ülkede, sadece 11 şehirde ve maalesef bu 11 şehrin içerisinde bizim herhangi bir şehrimiz yok. Teknoloji konusunda, yani gerek üretime dönük olarak yeni teknolojilerin, işte mikro teknolojilerin, güncel teknolojilerin daha fazla Türkiye'de hakikaten yeşermesi, kendi teknolojimizin üretilmesi, bu konudaki yapılabilecek olan her türlü yatırımlarda yapılabilecek, daha doğrusu reform, yani yatırımlara destek verebilecek reform maddelerinin derhal artık açılması gerekir noktasındayım. İkincisi, gerçekten devam edeceğim, istihdam ve iş gücünde yapılabilecek olan müthiş reform maddeleri var. Hala beklemekte ama olacağını da aşağı yukarı Sayın Bakanlardan mesajını alıyoruz. Üçüncü söyleyebileceğim bir şey, vergi. Yani vergilerde yapılabilecek reform maddeleri. Bugün çünkü baktığınız zaman dünyada daha çok kurumlar vergisini gerçekten indirme anlamında bir yarış var iken, yani yabancı yatırımcıyı daha fazla çekmek, daha fazla bizde ama maalesef yani son dönemde tahmin ediyorum mali bütçedeki açmazdan dolayı ister istemez 20'den 22'ye bir çıkış oldu. Oysa daha İngiltere bile yeniyle 19'a indirdi, 17'ye indirme hazırlığı yapılıyor. Bunları bekliyoruz ağırlıkta ama bunlarla beraber gerçekten verginin tamamen reformist bir yapı içerisinde yapılanması en önemli noktalardan bir tanesi. Orada baktığınız zaman gerçekten iş dünyası, devlet ve üniversiteler bu üçlünün birlikte gayet iyi çalıştığını görebiliyorsunuz. Ama daha atılması gereken adımlar çok mu derseniz, sanki böyle hala daha bir önümüzde %50 atılacak adımlar var gibi gözüküyor nihayetinde. Çünkü baktığınız zaman yani bazı dünyadaki özellikle bu girişim, startup, onların çok daha yoğun olduğu ülkelere bakıldığı zaman, yani artık üniversitelerle beraber ya mahalleler, hatta apartmanlarda bile gerçekten özel teknokent statüsü verilebilen veya o statülerle çalışabilecek olan yapılara giriyor. Ben buradan şuna gelmek istiyorum. Yani bunların hepsi günün sonu itibariyle teknolojinin daha üst düzeyde kullanılması, işte yazılım, coding, yani ana okullara kadar inilmesi gereken aslında bir mevzu. Yani TÜSİAD'ın bu STEM projelerinin çoğundaki altyapı hep ana okuluna kadar inilmesi gereken gerçekten bir noktaya gelmesi. Hatta buradan da inşallah dileğimiz şu olur. Yani özellikle yazılım endüstrisini daha fazla desteklenmesi için, yani orada da KDV başta olmak üzere hemen hemen birçok hakikaten götürülerin sıfırlanarak bu anlamda devam etmesi, Türkiye'nin bu yenilikçi teknoloji yüzünün daha ön tarafa konulması için önemli inşallah adımlara vesile olur. Büyüme Türkiye'nin bence olmadı, yani sadece Türkiye'nin değil ama yani dünya için en önemli parametre. Yani bugün aileye de baktığımız zaman, şirketlerimize de baktığımız zaman, yani bir büyüme, bir gelişme olmadan olmaz nihayetinde. Ama TÜSİAD tarafında her zaman söylediğimiz şöyle bir şey var. Yani bir kere 11.1, Sayın Belediye Başkanım'ın da söylediği gibi, Sayın ATSO Başkanım'ın da söylediği gibi, hakikaten alkışlanacak bir başarı. Hiç bunun lamıcımı yok. Ancak, bunun bir ancak tarafı var. 3 tane nokta söylemek isterim nihayetinde. Yani bundan dolayı görmezden gelmemek gerek bu 11.1 çift dijit. Yani aşağı yukarı gerçekten dünyada gelişmekte olan ülkeler içerisinde yapılmış önemli bir başarı. Ancağı var. Bir önceki yıl -1.8'di büyümemiz. Yani biliyorsunuz hain darbe girişiminin 15 Temmuz'un da olduğu döneme rast geldiği için 11.1'in baz etkisi, yani -1.8'den geldiği için önemli bir bu anlamda gerçekten baz etkisi oldu. Bu önemli olan noktalardan bir tanesi. Enflasyonun artması bu 11.1'i biraz gölgeleyen noktalardan bir tanesi. Yani %13 civarında bugün enflasyon var. Yani sürdürülebilir olması için çift dijitte devam etmek hakikaten mümkün değil aşağı yukarı. Yani bir ülke gibi böylesine yoğun nüfusu olan bir ülke için, ama en azından yani yıl sonunda
ortaya çıkacak olan aşağı yukarı %7 civarındaki büyümenin sürdürülebilir olması için özellikle ama enflasyonun mutlaka %5 ve altına indirilen bir noktaya gelmesi gerekir. Çünkü baktığınız zaman yüksek büyüme ve enflasyon, yani yüksek derecelerde olan iki rakamın literatürde, ekonomi literatüründe beraber gittiği aşağı yukarı söz konusu değil. Bir de dış borçlarımız çok önemli. Yani dış borçlarımıza baktığımız zaman da yani bugün, yani aşağı yukarı bir 5 yıl önce milli gelirin %35'i iken şu an milli gelirin %51'i olmuş vaziyette. Bu taraflarda yani özellikle tabii ki hükümetimizin fevkalade dikkat ettiği şey, bunların hepsi ama bizi böyle kırılganlar ülkeler listesinde maalesef listenin dip tarafına atmış vaziyette.